Rica Tabii edeyim. ki. Tamam mı? Zevkle. Çok teşekkürler. Hemen. Füsun abla geldi diye sevinirken kadın seni çalıştırıyor bak. Çalıştırsın lütfen. Ben bayılırım çok bu işlere. Çok teşekkür ederim. Ben de yemekler yapacağım. Benim de banyolu böreğim vardır. Biliyor musun banyolu böreği? Aa bilmem mi? Böyle aynen. Duşa girer sonra tepsiye aynen. gelir filan. Ben benim börekler, yemekler her şey temiz olduğu gibi. Ben böreği işte bu, de yıkarım ben yapmadığımda. Ben de yumurtaya dokununca işte illa elimi yıkarım. Şimdi eldivenimi de takmış bulundum. İlk gün heyecanı. Çok tamam. Da heyecanlandım. Olur canım, o kadar zamandan sonra seni de özlemişlerdir. Bu arada senin de takipçilerin çok fazla, evet. Facebook ve Twitter'da. Allah'ıma bin senin, şükür senin sosyal medya. Senin de söylüyor sosyal medyada, bravo yani. Evet bu yaşta. Sonra vallahi şöyle, bravo. Şöyle Elif'ciğim, karbonata aldım karıştırma kabıma. İki yumurtayı da kırdık. Bir fiskede tuz. Hı hı. Şimdi bunu birazcık şöyle yapıp ondan sonra bir su bardağı süt ve bir su bardağı tereyağıyla böyle onların hepsi bütünleşecek, homojen olacak. Hamurun başarısı bu likit malzemeyi iyice birbirine yedirmekle ilgili bir şey. Hı hı. Eğer bunlar homojen olmazsa hamurumuz kesik kesik olur. Açarken de sıkıntı yaşarız. Yani yerken de güzel olmaz. Anladım, peki. Tamam canım. Bu önemli bir evet. noktasıydı. Bütün hamurlarda yani sırf bu baklava için değil, hamurumuzun kesik kesik olmasını istemiyorsak, açarken sıkıntı yaşamak istemiyorsak kesinlikle likit malzemeyi önce iyice karıştırıp. Peki elde mi yapmak doğrudur? Yani şimdi bunu çok çırpmaya gerek yok. Hı-hı. Hani bir kek hamuru gibi. Onun için hani yoksa hamurlar biliyorsun çırparak hazırlanan hamurlar yapalım. Var. Mikserle falan onlar. Hı-hı. Bu şimdi yoğurarak hazırlanan bir hamur baklava Hı-hı. için gerekli olan. Pişirerek olan var, hamur çeşitleri çeşit çeşit, ama buna miksere çok gerek yok bence. Güzel. Bak gördüğün gibi yağ, süt, yumurta hepsi bütünleşti, homojen oldu. Şimdi aldığı kadar unla baklava hamurumuzu hazırlıyoruz. İç malzeme içinde elmaları rendeleyeceğiz, biraz pişireceğiz. Ondan sonra çok lezzetli bir iç malzeme hazırlayacağız. Hızlıca baklava, vallahi elinde o kadar çabuk ki tak 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 attı içine. Baklava da neymiş gibi lan. Baklava da evet, öyle gözünüzle büyütmeyin baklavayı efendim. Hiçbir şey değil. Şöyle hemen baklava hamurumuzu hazırlayıp. Reji şimdiden söylenmeye başladı. Ne söyleniyor mu bizim, Umut? Bir tepsisi bizim diyor. Gözleri kalıyor çocukların orada rejide çekerken perişan evet, oluyorlar. Evet. Bizi kırışıksız, buruşuksuz, zayıf çekerlerse yiyecekler yoksa. Umut'cum duydum. Bizi güzel çektiğin sürece seni baklavalarla, böreklerle büyütürüz. Evet. Besleriz, büyütürüz dedim. Yani daha ne kadar daha ne kadar büyüyeceksen anlamadık ama. Evet, biz çok güzel evet. olduğumuz için zaten güzel çekiyormuş. Çok teşekkürler. Bizi biraz yağladı ama güzel sağ olsun. Bakıyor, evet. Şimdi bu un buna yetecek. Şurada bir ses oluyor. O Umut'u rahatsız edebilir. Şuraya alayım. Şöyle hamuru özleştireceğiz. Şimdi birazcık bu kıvamını alınca tezgahın üzerine i̇şte. Alıp çevire çevire. Bu arada vatan şaşmaz oh. şu an kamerada. Vallahi bravo. İşte.